İstanbul'un fethinin 568. yılında açılan Çamlıca Kulesi'ne daha yakından bakalım şimdi. Avrupa'nın en yükseği tam 576,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor. İki tane seyir terası var. 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı. Tasarımını ise sürpriz bir çiçekten, laleden alıyor. 33 anten söküldü. O çirkin görüntünün yerine bu gösterişli kule geldi. 576 metrelik Çamlıca Kulesi İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde açıldı. Yeni yapılan TV Radyo Kulesi'nin giriş katından yüksekliği tam 388,5 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise tam 576,5 metre. Kuleden İstanbul'un büyük bir bölümünü görmek mümkün. Çünkü şimdiye dek bu kadar yükseği değil Türkiye, Avrupa'da bile yoktu. İstanbul'un eşsiz manzarasını seyretmek için de kulenin 33 ve 34. katlarında, yani deniz seviyesinden tam 371 metre yükseklikte iki tane seyir terası var. Yine 39 ve 40. katlarda iki adet restoran bulunuyor. Kule 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor. Kulenin 33. katına, yani teras katına çıktığımızda burada bizi bir interaktif masa karşılıyor. Gördüğünüz gibi buradaki Ayasofya Kebir Camii'ne bastığımızda hemen kamerayla oraya yakınlaşıyor ve camiyi net bir şekilde gösteriyor. Aynı zamanda şu anki bulunduğumuz noktayla Ayasofya Camii arasındaki mesafeyi de görmek mümkün. Yüksekliğiyle baş döndüren kule 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. Tasarımındaysa lale çiçeğinden esinlenildi. Peki bu muhteşem İstanbul manzarasının keyfini çıkarmanın maliyeti ne kadar? Seyir terası girişinin ücretli olacağı tahmin ediliyor. Ancak şu an için ücretin ne kadar olacağı bilinmiyor. Ama hepsinden de önemlisi bu görüntü artık tarih oldu. Çamlıca denilince akla irili ufaklı antenler gelirdi. Ancak kulenin yapımıyla birlikte artık görüntü kirliliği de son bulmuş oldu.